Şöyle benim 11 tarafındaki kalecim hala geçerli. Yani Tüpraş Koç Holding hikayesi benim için değişmedi. Bu taraf yani şöyle aslında özetleyeyim. 11'e bağlı kalmam. Bir portföyde ne olması lazım? Bir kere banka hala olması lazım. Yani banka tarafında kar realizasyonunu konuşuyoruz. Dün de konuştum. Bugün öğle yayınında da bahsettim. Yatırımcılara da söylüyorum. Ama bu orta uzun vade için sizi tedirgin etmesin. Aşağı yönlü hareketler olursa gene banka toplayacağız. Bankalarda sadece kar realizasyonu ihtimali var. Bir miktar yukarıdayız. Devamı gelecektir diye düşünüyorum hareketin ama nefes alarak. Hani zaman zaman kademe kademe. O yüzden bankacılık tarafındaki hikaye devam. Örneğin Akbank'ta bir 42 hedefim var. Buralara doğru yakınsayabilir. Garanti tarafı biraz dinlendikten sonra 80'li seviyelere doğru gidebilir. Bunları konuşacağız ama hani her direnç noktasında yavaş yavaş bu noktada dikkat etmek lazım. Yani burada en önemli konu şu. Bugün eğer dinamikler gelmez biz 8100'ün üzerine atamazsak yine bir kar satışı gelecektir. O kar satışından etkilenebilecek sektörlerden biri o yüzden banka. Ama portföyün gene amiral gemilerinin banka holding sigorta firmaları olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bu sene en ön plana çıkacağımız konu hizmetler ve finansal sektörler. Yani bizim en dinamiklerimizin iyi olduğu konu. Buradaki denklem değişmiyor. Özellikle buralara kadar inmişken iş yatırım, işmen toplayabilirsiniz örnek vermek gerekirse. Yani buradaki hani portföy belki çok kağıt olacak ama sektörlere de dağıtmış olursunuz. Riski de biraz bölmüş olursunuz. Banka tarafında sadece Vakıfbank'ın biraz geride kaldığını düşünüyorum. Halkbank'ta keza aynı şekilde. Bir tık daha vakıf tarafında pozisyon arttırılabilir. Buraya doğru tekrar bir durum değerlendirmesi yapılır. Bunun altında biraz önce saydığım gibi özellikle temettü dönemi geldiği zaman iki tane otomotiv kağıdına bile çıkabilirsiniz. Elde Türk Traktör, Doğuş, Tofaş, Ford, Otokar biraz önce nedenleriyle saydım. İki tanesi elinizde bulunursa kötü olacak kanaatinde değilim. Tekrar devam edebilir. Alarko ve Şişe yine bence çok uygun kalan iki kağıt. Bunlar dikkat edilmeli. Ereğli bence olmazsa olmazlardan biri. Kocaer ve Ereğli tarafı. Bunu yani demir çelik sektörü de bence potada. Bugün konuşmadığımız neden sorusunun gelmediğini merak ettiğim iki sektör var. Biri telekomünikasyon. Turkcell ve Telekom'dan bir tanesi mutlaka portföylerde olmalı. Ha, bu arada holdingler mutlaka olmalı derken Anadolu Grubu, Sahol, Koç Holding, özellikle Anadolu Grubu'nda ben hep Coca-Cola'yı tercih ettim. Anadolu'yu dışarıya çıkartıp Sahol'ü içeriye almıştım. Hani buradaki ayarlama gene yapılabilir. Eğer Coca-Cola almak istemiyorsanız Anadolu Grubu Holding'de alabilirsiniz. Buradaki potansiyelin de kendini koruduğunu düşünüyorum. Onun haricinde sigortalar tarafında benim Anadolu Sigorta hala favorim. Hala uygun olduğunu düşünüyorum. Yukarıya göre hareket yapmasına rağmen hala potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Gayrimenkul sektörünün çok hızlandığı kanaatindeyim. Yavaş yavaş gayrimenkul tarafındaki hareketlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da torunlar, emlak konut, özak ve iş gayrimenkul bence ön plana çıkan kağıtlar. Bu dört tanesinden bir tanesi en azından elinizde bulunsun derim. İçecek tarafındaki hareketlilik bir miktar bilançolarda baskı gelmeye başlayacaktır kış olmasından kaynaklı ama Coca-Cola biraz dinlendikten sonra 600'lere doğru bence hareket devam edecek. Orayı da antır parantez söyleyeyim. Kabaca dokunmadım. Migros, Şok, BİM, Mavi. Bunlar mutlaka bir tanesi en azından portföylerde bulunsun. Bu sene perakende hikayesi çok değişti. İyi bir hamle daha bekliyorum. Bu tarafta bir iyi bir hareketlilik daha gelebileceği kanaatindeyim. Burayı da ıskalamadan portföylerde tutmak gerekiyor. Enerji tarafında da biraz önce söylediğim gibi Galata Wind biriktirmeye devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani kağıt kağıt ya da sayasın. Hani rüzgar tarafında biraz pozisyonda kalmak gerektiği kanaatindeyim. Burayı işin içerisine koyarsak Petkim tarafı benim için önemli. Gene forvet hattında dokunmadım. Bugün bir dokunayım ona da. Ülker tarafında da eğer bu borç yönetilebilirse Ülker'de 100-120 arasına doğru hareketi bir gene bekliyor olacağım. Özellikle Ülker tarafındaki o 100-120 arasındaki hareket benim için çok kritik olacak. Oraya bir dikkat etmekte yarar var diye düşünüyorum.